Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Rusya'dan transfer etmesi an meselesi. Geçtiğimiz hafta S-400'ün öneminden ve Türkiye'nin dış politikasından bahsetmiştik. Bu hafta ise sizler için S-400 ile Patriot füze sistemini karşılaştıracağız. S-400 2007 yılında Rusya tarafından hizmete girdi. Patriot füze savunma sistemi ise 1982 yılında Amerika tarafından üretildi. S-400'ü kullanan ülkelerden bahsedecek olursak Çin'e sevkiyat aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında Suudi Arabistan ile anlaşma imzalandı ve Hindistan ve Bahreyn ise olası alıcılar arasında olarak görülüyor. Öte yandan Rusya S-400'ü Suriye'nin bütünlüğüne yönelik tehditler için daha önce Suriye'ye konuşlandırmıştı. Patriotlar ise Amerika, Almanya, Japonya, Tayvan, Hollanda, Güney Kore, Suudi Arabistan, İspanya, Yunanistan, İsrail, Bahreyn, Mısır ve Ürdün'de hali hazırda konuşlandırılmış durumda. Geçtiğimiz hafta uluslararası ilişkilerin bu konudaki rolünden bahsetmiştik. S-400'ler her türlü hava aracının yanı sıra hem seyir hem de balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip. Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifada 30 kilometre. Ayrıca her hedefe iki füze kilitleyerek eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor. 3500 kilometre uzaklıktan fırlatılan orta menzilli balistik füzeleri dahi imha etme kapasitesine sahip. Şimdi teknik özelliklerini karşılaştıracak olursak S400'ün aerodinamik özellikleri vurma menzili 250 kilometre, Patriot'un ise 160 kilometre. Balistik füzelere vurma menzilleri ise S400'ün 60 km iken Patriot'un yalnızca 45 kilometre. Hedefleri vurma yüksekliğine değinecek olursak o da şöyle. S400'de maksimum 27 km iken Patriot'ta 24 kilometre. S400 Rusya'nın daha önce ürettiği S300'ün gelişmiş bir modeli diyebiliriz. Rusya 2007 yılında S-400'ü hizmete soktuğunda dünyanın en iyi hava savunma sistemi olduğunu söylüyordu. E bunda da pek haksız değil. İki sistemin kurulum süresine baktığımızda S-400'ün gelişmişliği ise göz kamaştırıcı. S-400 5 dakika içinde tamamen kurulabilirken Patriot savunma sistemi ise kurulum için 30 dakikaya ihtiyaç duyuyor. Radar kapsama alanı S-400'de 600 kilometre iken Patriot'ta ise bu menzil 150 kilometre. Tabi bu sistemlerde bir de tepki süresi var. S-400'ün tepki süresi 10 saniye iken Patriot'ta bu 15 saniye. Fırlatma açıları ise S-400'ün 90 derece iken Patriot'un 38 derece ile sınırlı. İki savunma sisteminin teknik özelliklere ve yapabildiklerini karşılaştırdık. Aslında Amerikan Patriot savunma sistemi tam anlamıyla bir hava savunma sistemini oluşturmuyor. Bunu kullanan ülkeler de zaten hava sahalarının savunulmasını tamamen Patriot füze sistemine emanet etmiş değiller. S-400'ün en önemli farkı bir bölgenin, bir ülkenin tamamını savunmada yani tüm hava sahasını içine alacak derecede, orayı koruyacak derecede tasarlanmış olması. Zaten menzilleri ve sistemi oluşturan katmanlar göz önüne alındığında bu açıkça görülebiliyor. Daha önce Türkiye'nin S400'ü tercih etmesinin sebeplerinden bahsetmiştik. Özellikle bölgemizin bütünlüğüne yönelik tehditlerin Batı merkezli olarak artması, Türkiye'nin bölge ülkeleriyle olan yakınlaşması ve dış politikamızdaki bu konudaki değişimin başlıca faktör olduğunu söylemek yanlış olmaz. Rusya ile ilişkilerimizin gelişmesi ve bölge ülkeleriyle ortak bir gelecek planlama kaçınılmaz olarak ülkemizi S400'e mecbur etti de diyebiliriz. E dünya üzerinde de şu anda yüksek irtifada en iyi savunma sistemi olması da önemli bir faktör. O zaman şimdiden ülkemize hayırlı olsun diyelim.